Selamünaleyküm. Sevim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımda krep yapımı tarifini paylaşacağım. Herkes diyebilir ki krepi herkes yapıyor. Bilenler zaten biliyor. Mutfağa yeni geçen gençlerimiz için böyle detaylı bir anlatım yapmak istedim. Ben bir önceki videolarımda krepli sucuk tarifini paylaşmıştım. Bir iki yorum aldım. Benim krebim kalın oldu, ince olmadı diye. Ben de mutfağa yeni giren gençlerimiz için püf noktalarıyla, detaylı bir anlatımla krep yapımını anlatmak istedim. Hemen yapımına başlayalım. 2 adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Şöyle çırpalım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Şöyle iyice çırpalım. Ve içerisine 1 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Klasik su bardağı ile 1 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. 1 su bardağı unumuzu ilave edelim, karıştıralım. Ve ardından ikinci su bardağımızı ilave edelim. Ve pürüzsüz olacak şekilde iyice karıştıralım. Böyle karıştırdık. Ben daha iyi pürüzsüz olması adına, siz isterseniz çırpıcı ile devam edebilirsiniz. Ama ben bu aşamadan sonra mikser kullanacağım. Pürüzsüz olana kadar krep hamurumuzu iyice mikserden geçirelim. 4-5 dakikadır mikserden geçirdim. Pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Bu kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam oldu. Akışkan bir kıvam oldu. Krep hamurumuz hazır. Şimdi pişirmeye geçelim. Mutlaka sonuna kadar krep yapımını izleyin. Çünkü püf noktalarıyla, detaylarıyla anlatacağım. Bütün gençlerimiz rahatlıkla, kolaylıkla ince krepler yapabilecek. Hemen pişirme işlemine geçelim. Krep tavamızı aldık. Gördüğünüz gibi ocağa koymadım. Bunu izleyenler şey böyle krep olur mu demeyin. Ben bu krep tarifimi ilk defa krep yapacak olan gençlerimiz için paylaşıyorum. Bu şekilde yaparsalar inanın ki incecik krep yapacak gençlerimiz. Şöyle bir fırça yardımıyla tabanını yağlıyoruz. Tavam soğuk. Şöyle bir kepçe ve yarım kepçe koyuyorum. 1,5 kepçe ilave ettim. Gördüğünüz gibi tavam soğuk olduğu için İstediğiniz gibi hamurunuzu yaydırabiliyorsunuz. Ama bu tava sıcak olursa yeni mutfağa atılan gençlerimiz bu tavayı böyle çevirmekte zorlanıyorlar. Onun için işlerini kolaylaştırmak adına bu yöntemle yaparsanız gerçekten gençlerimiz rahatlıkla krep yapabilir. Bu şekilde yaydırdım. Gördüğünüz gibi hemen kayıp gidiyor yağ sürdüğüm için. Şimdi bu aşamadan sonra tavamı artık ocağıma alabilirim. Ocağımın altını yaktım. Şöyle kepçeyle düzeltiyorum. Ve krepimizi pişiriyoruz. Krepimizi çevirelim. Alt üst krepimizi pişirdik gördüğünüz gibi. Böyle bu kadar pişirsek yeterli olacaktır. Dediğim gibi tavayı soğuktan yapın. Yeni yapan gençlerimiz rahatlıkla gördüğünüz gibi incecik krepler elde edecek. Şimdi bu aşamada krepimi aldım. Ocağımın altını kapatıyorum. Tavamı ocaktan aldım. Şimdi tavam çok sıcak. İkinci krepimi koymayacağım. Tavamın soğumasını bekliyorum. Tavam soğuduktan sonra ikinci krepimi koyacağım. Bu bir püf noktası. Şimdi tavamızı soğutmaya bırakıyorum. Tavamız soğudu arkadaşlar. Dokunuyorsunuz gördüğünüz gibi. Rahatlıkla krepinizi oluşturacaksınız. Tavayı çevirmeme bile gerek yok. Soğuk olduğu için krep hamurumuz kendiliğinden yayılıyor. Herkes bu yöntemle rahatlıkla incecik krepler elde edebilir. Hatta ben tavam iyi olduğu için, aşılmadığı için hiç yağ sürmedim. Eğer sizin de tavanız tutmuyorsa hiç kesinlikle yağ kullanmayın. Gördüğünüz gibi yapışıyor zaten bu şekilde. Artık tavamızı ocağa alabiliriz. Altan gördüğünüz gibi tavanız zaten aşılmamışsa görüyorsunuz kendiliğinden kenarlardan kalkıyor bile. Şimdi krepimizi çevirelim. Gördüğünüz gibi incecik krepler elde ettik. Verdiğim püf noktalarıyla birebir uygularsanız eğer bütün gençlerimiz rahatlıkla ince krepler elde edebilir. Şimdi yine tekrar bu aşamada ocağımın altını kapatıyorum. Tavamı soğutacağım. Bu aşamada yumurta tavamı aldım. Bunda da mesela krep yapılabiliyor. İlla krep tavası olması şart değil. Hemen içerisine bir kepçe, bir de yarım ilave ediyorum. 1,5 kepçe ilave ettim. Tavam soğuk olacak. Krep hamurumuz kendiliğinden yayılıyor. Normal yumurta tavanızda da krep hamurlarınızı yapabilirsiniz. Tavamızı ocağımıza aldık. Kreplerimizi pişiriyoruz. Alttan pişti şöyle. Görüyorsunuz bunun altını da yağlamadım. Çünkü tavama yapışmayacağını biliyorum. Tavanınızın huyunu bilirsiniz. Krepimizi çevirelim. Gördüğünüz gibi alt üst kızardı. Bütün gençlerimiz bu yöntemle yaparsalar eğer incecik krepler elde edebilirler. Çok harika. Ocağımızı kapatıyoruz. Tekrar tavamızı soğutmaya bırakıyoruz. Ben yumurta tavamda yaptım krepimi. O arada yumurta tavamda yaparken bu krep tavam soğudu. Soğuduğu için hemen beklemeden diğer krepimi pişirmeye başlayabilirim. Eğer sizin de böyle hem yumurta tavanız hem krep tavanız varsa biri pişerken diğer tavanız soğuyacaktır. Sonra o soğuyan tavanıza devam edersiniz. Eğer tek tavanız varsa mutlaka
Birinci krebinizi pişirdikten sonra ocağınızı kapatın, tavanızın soğumasını bekleyin. Ondan sonra krep hamurunuzu boşaltın. Mutlaka bu detaylı püf noktasını geçmeyin. Çünkü birkaç yorum aldım, benim kreplerim kalın oluyor, ince düşüremiyorum diye. Onun için böyle detaylı farklı bir bilgi paylaşmak istedim. İnşallah detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Artık bu aşamada ocağımızı alabiliriz. Tavamızı ocağımıza aldık. Ocağımızın altını yaktık. Krepimizi pişiriyoruz. Krep hamurumuzu şimdi altını çeviriyoruz. Alt üst çok güzel pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Diğer krep hamurlarımızı aynı vermiş olduğum bu yöntemle krep hamuru bitene kadar pişirelim. Kreplerimiz pişti, incecik krepler elde ettik. Benim vermiş olduğum püf noktalarıyla detaylı anlatımla birebir uygularsanız eğer sizin de böyle incecik krepleriniz olur. İlk defa yapacak olanlar bile rahatlıkla ince krepler elde edebilirler. Çok güzel incecik krepler elde ettik. İnşallah faydalı bir anlatım olmuştur. İnşallah benim bu yöntemimle yapar, denerseniz, yorumlara yazarsanız sevinirim. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.